odamızı göstereyim. Biliyorsunuz ben böyle oteldeki özellikle böyle tarihi otellerin tasarımlarını çok beğeniyorum. Yine mermer kullanılmış küvette de bakın ve ahşap bir lavabo var, üzeri mermer. Gayet hoş. Burası zaten klasik bir oda. Şöyle kombinimi de size göstereyim. Şapkamı nasıl, beğendiniz mi? Yazın çok güzel oluyor böyle şapkalar takmak. Aslan uyuyor arkadaşlar burada. Şöyle bu da yatağımız. Atakan dinleniyor. Çok mutlu kendisi. Odasıyla. Bu mutluluk ve enerji nereden geliyor? Aslan'la kendini düşünerekten şort almışsın. Bana hiçbir şey almamışsın. Sağ ol, teşekkürler. Şimdi Aslan'la şöyle bir aktivite kutusu çıktı. Onu yapacağız. O anları da sizinle paylaşmak istedim. Evet anneciğim. Tamam mı? Evet, yeterli. O kadar açmana gerek yok. Dur, bunu biraz kapat, kırılmasın. O kadar açmana gerek yok ama. Şimdi birazcık kapat, yoksa kırılır. Kırılırsa yapamayız. Onu nereye yapıştırıyoruz ama, bir bakalım mı nasıl? Hayır, olmadı. Biraz daha getir. Evet. Bak, oldu. Böyle her yerine. Şimdi bunu yapıştıralım. Kılıcak var bana. Evet, hemen koyarsam. Şöyle koyalım bence. Yapılmıyor. Ben. Yapışmadı. Yapışacak şimdi bak. Az yaptık. Hı. Anne bunda yine ayağı var. Bak, yapıştı. Hayır, iki tane ayağı oluyor böyle. Tamam mı? Başka neleri yapıştıralım? Bunu da yapıştır. Dur bak, şöyle yapışalım. Al bak, şimdi bunu da yapıştırabilirsin Aslan. Anne bir yapışıyor mu? Bunu da yapıştırdık. Bu da sticker anneciğim. Bunu şöyle bak. Yapıştır evet, şimdi. Evet, böyle bir sticker. Evet. Buraya şekillerini koyabilirsin. Bunun üstüne arabanı yapıyoruz şimdi. Al bakalım. Al. Hemen arabanı yapıştır. Al bakalım. Bunu da diğer yarısını tamamla. Evet. Ama şimdi bir şey yapalım. Şimdi bunu al. O tekerleğimiz. O diğer arabaların tekerlekleri. Şimdi bunu. Nerede de alalım? Diğer arabaları sonra yapacağız. Şimdi dışarı çıkalım. Sonra bunları devam etsek olur mu anneciğim? Olmaz. O zaman bunda tamam mı? Evet arkadaşlar, biz şimdi dışarı çıkacağız. Biraz sıpa yiyeceğiz aslında. Sonra devam edeceğiz değil mi anneciğim? Evet. Tamam, onları kutuna koyalım. Ayakkabılarını giy. Ay, arkanı döndüğümüzde Aslan. Ne? Arkanı döndüğümüzde. Önünü dön anneciğim, arkanı niye dönüyorsun? Bu arada bu etkinlik de gayet güzelmiş. Böyle kartondan aynı zamanda tekerlekler var. Kendiniz takabiliyorsunuz. Sonra bakacağım internette nereden bulabilirim diye. Böyle silly rollers diye geçiyor. Açıkçası hoşuma gitti. Aslan adımı birazdan devam ettireceğiz. Anne ters mi? Bak, ters olmuş. Yani bunları çıkarıyoruz, böyle giyiyoruz. Tekrardan giyin. Haydi gidelim. Haydi gidelim abi. Aslan birazdan duşa girecek. Onun böyle şampuanları. Evet anne. Örnekleri de hazır. Birazdan ama, tamam mı? Şimdi bir yapayım. Önce bir şeyler yiyelim, sonra. Hadi Anne, gel. Bir yapalım, sonra bir yapalım. Hayır aşkım. Önce bir şeyler yiyelim, sonra ben gidiyorum ama. Olmaz Aslan. Şimdi yiyor. Şu an değil, havuza ineceğiz. Havuzda yüzeceksin. Ya bu duş. Havuzda yüzeceksin. Ya. Hadi havuza yüzmeye. Yüzmeye değil. Hadi bak. Ve Aslan. Duş yapıyor. Duş yapıyor. Jingle bells. Jingle bells. Senden öğreniyorum. Arkadaşlar, Atakan'ın bir çekim yapması gerekiyordu ve bizim de odayı terk etmemiz gerekiyordu. Bakın Aslan nasıl odayı buldu. Yani gerçekten anneciğim, tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum. Bir kere geldi ve şu an 23.06'ın acaba burası değil mi? Atakan.
Evet, doğru. Aslan odasını buldu. Gel oğlum. Babası bir kere geldi ve 23.06'ın onun odası olduğunu anladı. Gerçekten. Gelmeyeceğim, çok mu kafan çalışıyor senin? Sen çok mu akıllısın? Çok akıllı. Kendini zeki mi sanıyorsun? Zeki mi? Gel. Zeki misin? Gel buraya da. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen de gel. Sen kendini ne sanıyorsun? Nereye geliyorsun? Fas. Oraya gittim. Geldim sen buradan kaydım. Buradan da asasını astım. Evet. Gittim buradan da babamı gördüm. Neyi gördün? Arabamı. Arabanı gördün. Evet. Aman Allah'ım. Gel o zaman bir kere öpsün baba. Göstereyim mi? Baba gel. Öpsün baba. Gerçekten gördüm. Baba öpsün. Öp babayı. Babayı salın. Öp, öp. Oh, 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 oh. Seni çok seviyorum, biliyor musun? Tamam. Nasıl tamam? Ben de seni seviyorum. Heh, aferin. Hadi. O zaman görüşürüz, ben kalırım. Bay bay. Hayır, biz de geleceğiz babasına. Hadi kıyafetimizi değiştirelim. Biraz soğuk dışarısa, anne böyle üşür, üstünü değiştirsin, sonra ben hemen çıkalım. Değil. Tamam, sen orada bekleyebilirsin. Dikkatli bay bay. Ol. Bay bay. Kapıyı kapatma. Kapat, kapat. Gel tut o zaman, kapanıyor kapı. Tamam, tutuyor. Hı. İstersen içeride girebilirsin. İşte o yüzden dedim. Bodrum'dan sonra buradaki hava bize biraz soğuk geldi ama yine de çok kötü değil diyeyim arkadaşlar. Şöyle havuza birkaç kişi giriyor ama yani nasıl giriyorlar bilmiyorum. Gerçekten çok soğuk hava. Şöyle denizi göstereyim size. Mis gibi bir hava var bu arada. Mis gibi bir boğaz havası. Şöyle manzarayı. Aslan umarım scooter'la havuza uçmaz arkadaşlar. Keşifte. Evet, girmek istiyor ve soyunacak. Ama giremez. Bu çok soğuk anneciğim. Ama su gerçekten çok soğuk. Su soğuk, buz. Bak elinle parmağınla dokun. Su çok soğuk ve mayon yok. Parmağını ayağını değdir. Sanmasın. Ayaklarını değil, parmağını değdir şimdi. Çok soğuk. Mayonu getirmedim ama asla. Dur bakayım. Gerçekten çok soğuk. Anneciğim mayonu getirmedim asla. Mayosuz girilmez. Soğukların yok. Aslan çok soğuk anneciğim. Soğukların yok. Anne. Anneciğim buz gibi, buz gibi. Burası... Ama üzüyor. Evet o girmiş ama onda yani o çok önceden girmiş. Şu an hava soğudu, çıkacak o da şimdi. Gerçekten çok soğuk. Hadi giyin, scooter kaymaya gidelim. Hadi giy üstünü, bir scooter kaymaya gidelim. Aslan. Aferin. Hadi biz gidip scooter kayalım. Yok, yok. Dur bir dakika, dur. Tamam. Biz gireceğiz, dur gireceğiz. Aslan. Bir adım at, bir adım. Bir adım aşağı. Anneciğim gel içerideki spa'ya gidelim. Oradaki havuz daha sıcak. Ha? Bakayım. Sıcak mı? Sıcak. Üstünü ıslatma, baksırını ıslatma. Sıcak değil, soğuk değil mi Atakan? He? Soğuk mu? Hadi gel spa'daki havuza gidelim mi Aslan? Nereye? İçeride bir havuz var. Oraya gidelim mi? Sıcak mı? Evet. Sıcak mı? Sıcak mı? Islandın mı? Dur ben sana bir tane havlu getireyim. Tamam gir içeri, aşağı in, bir aşağı in. Bir tane aşağı. Aferin oğlum, aferin. Arkadaşlar tamam. Valla biz böyle giyindik, dedik ki hani dolaşırız bir şeyler içeriz. Şöyle annesini göstereyim, annesini. Yani. Evet. Ama Aslan şu an bütün programı bozdu. Ne yapacağız biz? Aslan biraz havuzda oynasın ve gerçekten saat 7'ye geliyor, soğuk. O kadar da sıcak değil yani ama Aslan sanki böyle çok sıcak keyif yapıyor. Şöyle bir suya dokunayım. Böyle sıcak. Isıtılmıştı herhalde. Yok, bu ısıtılmış değil de güneşten ısınmıştı. Babam. Boğulurum. He? Boğulurum. Orada boğulmazsın. Git bir adım daha aşağı in. Ayakkabın yok orada. Orada var. O ıslak işte, orası gideceksin. Neyle havluyu alacak. Havluyu alacak da yere neyle basacaksın? Basmayacağım ki, kaya. Nasıl? Kaya. Hayır, yere basacak ayakkabın yok. Şimdi
Arkadaşlar ayakkabılarını direkt havlunun içine attı. Yani yıkadı güya. Hayır yapma artık. Dün yorucu bir günün ardından güzel bir güne uyandık. Tabii bizim günümüzün güzel geçmesi tamamen Aslan'la alakalı. Nasıl uyandırdı? Aslan'ın ailesi olarak günüm sence nasıl kötü geçebilir? Aslan var yani. Çok güzel geçiyor ama bazen gerçekten böyle bizi ne yapacağımızı şaşırtırıyor aslan. Arkadaşlar. Yine su kıtırıyla. Aslan! Evet, su kıtırıyla koca otelin bahçesinde kesin insan tedirgin oluyor. Görmeyince tedirgin oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hani başına bir şey gelebilir, ne bileyim yani. Evet, güvenli bir alan, her yer kapalı. Ama havuz falan var, düşebilir, Allah korusun yani. O yüzden hep görmek istiyoruz. Aslan da çok cesaretli yani. Hiç gözümüzden önünden ayrılma diyoruz ama tabii. Aslan hadi kahvaltıya anneciğim. Biz şimdi kahvaltıya geçiyoruz arkadaşlar. Aslan da bize söz verdi. Bizimle beraber oturacak, kahvaltısını yapacak, sonra skuterini sürecek. Bunun sözünü aldık. Değil mi hayatım? Pardon, bir yandan Aslan'a bakıyorum. Dağılmış. Dağılmış Aslan'ı düşünmekten, beni düşünmekten böyle derinlere dalmış söylediğimi. Bugün sevgili eşim, biricik eşim Serapina Kapan'ın doğum günü. Doğum günü için gerek. Aşkım senin doğum günü kahvaltısına götürüyorum şu an. Evet, şimdi doğum günüm için güzel bir kahvaltı Aslan. Yapacağız. Gözlerim açamıyorum ki ben. Güneş gözlüğü evet, takmışım. Çok fazla güneş var. Ben şey gibi geçiyorum. Sonra havuz kenarında biraz dinleniriz. Aslan eğlenir. Yani öyle bir scooter sürüşü var ki arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar scooter süreceğim diye gitti ve şöyle şurada şu şekilde bulduk. Yani nasıl gözümüzden kaybolamaz bu çocuk. Şöyle uzakta bir çocuk gördüm. Üstünü başını çıkarmış. Şu gördüğünüz süs havuzuna girmeye çalışıyor. Aslan anneciğim gözümüzden hani kaybolmayacaktı? Burası yüzme havuzu değil. Burası süs havuzu. Arkadaşlar sandaletlerini şuraya attı. Şuraya. Yani biz onları oradan nasıl alalım? Evet, otelde böyle biri var. Görürseniz bizim yanımıza getirin. Şimdi biz Aslan'la spa'ya gidiyoruz. Evet. Çünkü Aslan havuzda yüzecek. Evet. Biraz da kese yapacak. Evet. Başka? Başka olmayacak. Başka? Ay yanlış yere gittim, pardon. Neyse ki Aslan var. Ya. Spa aşağıda, Aslan odaya çıkmıyoruz. Buradan aşağıya spa'ya gidiyoruz. Odaya çıkacağımızı sanıyorum. Hayır, odaya çıkmıyoruz. Aynı asansörle hem odaya çıkılıyor hem spa'ya iniliyor. Odaya mı? Hayır, spa'ya iniyoruz. Bak aşağıya bastık. Eksi bir. Eksi bir. Evet. Sağlıkçıcım. Eksi bir. Baba bu sakın kahve. Kahve? Bu sakın İstanbul mu? Yes, İstanbul. We are İstanbul. Spa'ya giriş yapıyoruz. Ay ne kadar güzelmiş. Burada oynanmıyor. Evet, orada elektrik var, çok tehlikeli. Biz şimdi asıl spa'ya giriyoruz. Asıl spa'ya. Evet. Burası yasak mı? Yasak değil ama girmeden önce isim soy isim yazmanız gerekiyor. Yoksa polisler gelmez. Ya polis gelmez ama hani yanlış bir kayıt olmasın. Dinlemezse. Ne? Dinlemezse gelmez. Yani yine gelmez. Suç işlersen gelir. Gelir değil, gelir. 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 Evet. Kim? Tanıdın mı? Kildin tanıdım. Mi? Kim? Bu ne? Yüzüm. Uyuyor mu? Uyumuyor. Gözlerini sana bakıyor, kontrol yapıyor. Gözlerini kapatmış, dinliyor. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Gel isterseniz içeriye gidersiniz. Hadi gel. Skuter'ını istersen burada park et Aslan. Aslan çocuk havuzunda. Su sıcak mı anneciğim? Evet sıcak. Gelebilir miyim ben de? Orası çocuk değil ama orası derin. Atakan'cığım. Evet. Manzaramı bozdum. Yani keşke bana da şort almış olsaydın, anladın mı? Böyle bir şey yapacağımı söyleyeyim. Orada satılıyor, de istersen alabilirsin. Anladım, sağ ol. Satıyorlar. Anladım, makul fiyatları. Arkadaşlar buraya getiriyor beni, bir şort alacak parası yokmuş. İnandınız mı? Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Renkler falan harika duruyor. Oraya girilmiyor anneciğim. Orada çalışma var. Aslancığım orada çalışma var. Tamam mı aşkım? Evet. Su yok, orada çalışma var. Oraya geçilmiyor. Oraya su koyacaklar. Evet. Düşersen de tehlikeli.
Sen şimdi havuzuna gir, ben de geliyorum. Anne, dur, ben olmayı dokunayım da. Tamam. Böyle keyifli bir gün geçiriyoruz. Hayatın nasıl gidiyor? Çok iyi hayatım, mükemmel gidiyor. Çok eğleniyorum. Daha eğlence yeni başlasın. Bugün senin doğum günün. Anladım. Böyle çekildim bir kenara, dinleniyorsun. Ya aşkım, onu şöyle getirmiyor musun? Ne yapma? Ayak alsana. Aşkım, şuradan yani gidip alsana, sor. Hayır, olur. Aslan. Aslan, düşersin. Düşersen boğulursun bak. Düşersen boğulursun. Kenarda yürüyorsun. Bak, o siyah ya, fark etmiyorsun. Buradan ayağını buraya atarsan boğulursun. Anne, sen düşününce gel. Tamam, ben de geleceğim. Hadi. Evet, şimdi aslanla düşelerinin altına gireceğiz. Şimdi bir çıkacağız. Gel. Gel. Tamam. Neredesin sen? Sen boğulursun, edemezsin. Sen tek başına onu yapamazsın. Bakalım, tek başına yapamazsın ama. Oh. Atla ne? Atla şimdiden, ne diyeyim? Atla sen. Elini tutup atla, elini tutup atla. Evini tutup atla. Dur, dur. Yüz şimdi. Yüz bıraktım. Arkadaşlar, aslan gerçekten suyu çok seviyor. Yüzme bilmiyor. 1, 2, 3. Atla. Arkadaşlar, havuzdan sonra duş aldık. Aslanı da yıkattık. Yemeğini yedirdik. Uyuyor. Sevgili eşim de burada. Merhaba arkadaşlar. Eşimin kanalındaki topluluk kurallarına uymayı unutmayın. Kalbiniz kırılmasın. Evet, aslan şu an uyuyor. Biz de o uyurken şöyle bir kahve için rahat rahat inelim dedik. Ve size bir giriş göstereceğim. Şöyle. Evet, Atakan aşırı dikkatli olduğu için koluma şöyle bir çarptı, telefon aşağı düştü yani, her zamanki gibi. Dikkat edeceksiniz. Omuzlar biraz geniş olduğu için evet, kapılardan şimdi bir kahve içeceğiz. Nerede içelim, hangi bölümde? Bence burası bence de uygun. Ortak bir karar verdik. İkimiz de aynı fikirdeyiz. Zaten bir 20 dakika içinde aslan uyanacak. O yüzden çok fazla sevinmemize ve yer seçmemize gerek yok. Bu arada kombinimi de şöyle göstereyim size.
Zaten Instagram'da bol bol storylerimde, kombin videolarımda paylaşıyorum. Hatta etiketliyorum da çünkü çok soruyorsunuz. DM'den mesajlar atıyorsunuz. Ben mümkün olduğunca neyi nereden aldığımı etiketleyip linkinde bırakmaya çalışıyorum. Aslan uyudu. Biz de böyle biraz keyif yapalım dedik sevgili eşimle. Birbirimize böyle birkaç sorular sorduk. Doğum gününe özel birkaç soru. Ama bu soruları takipçilerin görmedi. O zaman tekrardan sormamı ister misin? Yok, hiç gerek yok. Biraz önce Instagram'a story atmıştım o sorduğum soruyu. Doğum günü nasıl geçiyor? Sonra soru başlıyor. Gayet güzel geçiyor. Çok keyifli, huzurlu, mutluyum. Neden? Yanımda sen olduğun için, oğlum. Aslan olduğu için. Aslan da göstereyim hemen, şurada uyuyor. Şurada arkadaşlar, sandalyenin arkasında. Çok huzurlu bir ortam. Oh, uykum gelmiş o kadar. Böyle biraz anılarımızdan bahsettik. İlk bana ne zaman aşık olduğunu sordum. O da 8-9. Görüşmede hala dedi. Hala cevap vermedim, kaçamak cevaplar. Ya. Ne diyeyim, daha aşık olmadım dinledim. Daha sonra şöyle bir video yapacağız. Soru cevap yapabiliriz ama sizden gelen soruları cevaplayabiliriz Atakan'la benim beraber. Benim olduğum soruları yalnızca ben sorarım. Atakan şöyle konuşmuyor. Peki benim doğum günüm, ne hissediyorsun? Aşkım iyi ki doğmuşsun. Anan seni benim için doğurmuş. Seni çok seviyorum. Bir yaş daha yaşlandım. Ama gayet gençsin. Hiç önemli değil. Hangimiz önemli daha yaşlı duruyor sence? Önemli olan yaşımızı, güzel yaşamamız, kendimizle mutlu olmamız, kendimizle barışık olmamız. Kendi kaç yaşında hissediyorsun? Onu kendime söyle. Açıkçası hissettiğim bir yaş gerçekten yok. Benim ama var. Galiba 27-28 olabilir. Ben kendim, ya da 26 bilmiyorum o civarlarda. Ben kendimi tam olarak 24 yaşında hissediyorum arkadaşlar. 24. Ama insanın da yaşı değil, yaşadıkları o insanı olgunlaştırır. O yüzden içinde bir 90 yaşında bir adam var. Zaman gerçekten o kadar çabuk geçiyor ki, yani şurada 4 yıl oldu evlendik ve sanki dün gibi. Senin aldığında kaç yıl oldu şu anda? 4 yıl oldu galiba. Ya da 5 yıl. 5 yıl mı 4 mü? Tepki yani var mı? Aslan aldın mı? 3 yaşında şu an. 17 Haziran'da 3 yaşına giriyor. Zaten biz evlendikten 6 ay sonra Aslan oldu. Çok hızlı geçiyor her şey yani ve şu an bize inanılmaz derecede herkes şeyi soruyor. İkinci çocuk. Evet, o kadar çok soruyorlar ki ikinci çocuk ne zaman, çünkü... Oğlum yok. Evet, Aslan uyandı. Aslan size bunun cevabını versin. Babacığım, annen seninle ilgili planlar yaptı. Biliyor musun? Annen seninle ilgili planlar yaptı. Babacığım, sen haberin olmadan planlar yapmış anne. Gel. Şöyle bir gelsin, burada otursun. Gel, bir öğrenelim bir anneyle konuşup bakalım. Ne gibi planlar yaptı? Aslan'la ilgili ciddi planlarım var. Sen uyurken annen dedi ki babacığım. Bir tane daha çocuk yapacağım. Ama Aslan istiyor zaten babası. Ben Aslan'a hep soruyorum, kardeş istiyor musun diye. İstiyor musun Aslan kardeş? Ha? Bak istiyor. Gördünüz mü? İstiyorum diyor. Sesi al. Aslancığım bu duruş ne? İstiyor musun çocuk? En böyle tatlı, istediğiniz gibi öpebileceğiniz. Kardeş istiyorum dedi. Evet istiyor diyorum ben, çünkü oğlumla konuşuyorum, o istediğini söylüyor. Aslan istemezse öyle bir şey zaten olmaz. Benim oğlum önce isteyecek. Peki kim bakacak Aslan ona? Kim bakacak Aslan? Şimdi biz biraz bu anları doya doya yaşayalım, Aslan'ı öpüp koklayalım birazdan, çünkü hareket halinde olacak ve bizim yanımıza çok durmayacak. Birazdan tekrardan görüşürüz. Doğum günü sürprizleri yapıldı. Aslan geldi ve her şeyi söyledi. Sürprizi bozdu. Pastam geldi. Hediyem geldi. Gerçekten şöyle. Çok istediğim bir kolyeydi. Eşim sağ olsun. Gerçekten çok ince düşünceli. Her özel günlerde en sevdiğim şeyi alıyorsun. Çok inceyimdir. Gel. Koşuyorum. Koşuyorum. Aslan'la oyun oynuyoruz. Koşuyorum. Merhaba. Gel, sen giremezsin içeri. Bak kapıyı görmüyor. Evet, gel. Bak kapıyı görmez. Gel sen. O kim? İyi günler. Ay, sandım onu. Ben burada bekliyorum, sen bana koş şimdi. Uzağa gidiyorum. Gel şimdi bana. Tam uzağa. Tamam.
Efendim? Tamdan tukutum almadım ki. Tukuturum ben de. Yok. Bu ne? O tukutum da. Evet. İstanbul'dan şey almadım. Burası zaten İstanbul. Yok. Ne yok? Topumu almadım. Topun evde. Şimdi biz yeni bir top isteyeceğiz. Ne? Babaya söyleyelim bize top versin, olur mu? Pardon, bakar mısınız? Duymaz mı? Oradan tamam. Duymaz. Pardon, bakar mısınız? Top var mı? Onun top varsa çünkü ben onun top vardı. Aa, sen kiminle konuşuyorsun? Topla. Top var mı sizde? Maalesef. Maalesef duydun mu? Maalesef. Ama ben bir top gördüm. Nerede? Avuzda. Avuz temizleyin. Böcek vardı ya. Gel başka yerden bulalım top. Gel şimdi top bulalım. Ben nerede olduğunu biliyorum. Gel sana top vereceğim Aslan. Soralım gel. Diğer abiye soralım. Bakın bakar mısınız? Şey var mı top? Efendim? Top. Top maalesef şimdilik yok. Ama orada bir şimdilik var. Ama o başka birinin topu. Ya ama mı? Ama o sana ait değil. Gel biz başka bir yerden bulacağız. Ya onda. Arkadaşlar çok güzel bir hafta sonu geçirdik ve burada videonun sonuna geliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.